Ben de sana diyeceğimi dedim. Ne olacak böyle? Hala. Ne oldu sana? Bilmeyerek bir şey mi yaptım ben? Böyle sanki beni cezalandırıyorsun. Evlilik çağına gelmişsin. Helal süt emmiş hemşerimizi bulmuşuz. Evi barkı mesleği var. Nesi cezaymış bunun? Evlenmene bir mani olmadığına göre. Var. Evlenmeme bir mani var. Bak hele. Ne manisiymiş bu? Benim bir kalbim var hala. Sevmediğim biriyle nasıl evlenirim ben? Beni buna zorlayamazsın. Buna hakkın yok. Ah, affedersiniz Aytürk Hanım. Çok sesimiz geldi. Özür dileriz. Olur böyle şeyler. Duydum ki mesele mühim. Gençlik işte. Asilik edeceği tuttu. Belalı bir derdi olan genç bir kızı baş gözetmek en iyisi. Ben belalımdan kurtuldum. Çok şükür. Her şeye rağmen kurtuldum. Maşallah. Yeğeninizin kısmeti bol. Allah tamamına erdirsin. Çeyizi de benden olsun. Allah'tan iyi gününe denk geldik de zılgıtı yemedik. Hadi sen de git, daha fazla bağırtma beni. Hala, bu konuda inat edersen beni kaybedersin. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Sen kendini kaybedeceğine ben seni kaybedeyim daha iyi. Nur. Nur. Ağlıyor musun sen yine? Yok, yok ağlamıyorum ben. Zaten bunlar hiç yeni evlenecek bir kızın gözyaşlarına benzemiyor açıkçası. Evlenmeyeceğim ben. Dalga geçme ne olur. Yok, yok dalga geçmiyorum da niye ağlıyorsun anlamadım. Yani kaçıncı yüzyıldayız, evlenmeyeceğim dedim bitti işte. Kim zorlayabilir ki seni? Sinirden ağlıyorum ben. Bir şey soracağım. Hafize Hanım mı zorluyor seni? Ya hiç beklemezdim Hafize Hanım'dan ha. Ben de beklemezdim. Çok saçma. Yani çok saçma. Konuşmuyoruz bile. Derdimi kimseye anlatamıyorum. Kimseyle konuşamıyorum. Sen de haklısın. Haliyle günlüğe sarıyorsun tabii, normal. Ne? Ne dedin sen? Ne dedim ben? Sen benim günlüğümü nereden biliyorsun? Yoksa sen benim günlüğümü mü okudun? Yok yok, ben günlüğünü okumadım. Ben günlük okumuyorum, tövbeliyim ben. Okumuyorsan nereden biliyorsun günlüğümü? Sinan ne diyorsun sen ya? Sen okumadıysan kim okudu benim günlüğümü? Sinan doğru düzgün anlat şunu. Kim okudu günlüğümü? Allah mahvedecek beni ya. Ne? Yoksa İzler Hanım mı? Okumadı, okumadı. Nur, hayır okumadı. Nur! Ya Nur! Sinan? Ne oldu? Ya abla ben bir halt ettim ya. Ne yapıyorsun ya? Tamam abla, bir boş boğazlık yaptım, halledeceğim tamam. Ay Sinan, inanamıyorum sana yani. Rezil oldum ya. Ne demek yani bakıcının günlüğünü okumak ne demek ya? Tamam sakin ol. Ben bozdum, ben düzelteceğim abla tamam. Bak Sinan düzelt. Vallahi seni düzeltirim ben.
İclal. Ya İclal. Bir tane kadın geldi, fal bakıyorum falan diyor. Kaldım öyle. E tamam anne. Geliyorum işte. Neyin var senin? Yok benim bir şeyim ya, yok. E hadi gel. Nur, sakinleştiysen konuşabilir miyiz biraz? Sinan, yalnız kalmak istiyorum biraz. Hadi ama. Hadi aç şu kapıyı. Evet. Neyi yanlış anladım Sinan? Ablan günlüğümü aldı mı, almadı mı? Ya Nur, sakin ol lütfen. Kız odana gelmiş. Bakmış kitap zannetmiş, almış ne okuyorsun diye merak etmiş. Tam o sırada ben geldim. Kitap olmadığını anlayınca geri yerine koydu. Okumadı yani. Peki tamam, haklısın. Biraz abarttım galiba. Biraz mı? Bayağı abarttın. Artık ne yazdıysan bizle alakalı o günlüğe. Sağ ol. Teşekkürler. Ay, Nur da fal baktırmak istiyordu. Nur. Daha neler İclal, ha? Mert'in odasını toplasın. Ha yani salona geçip karşımıza şöyle kurulup bir kahve içmesi eksikti çünkü. Anne, hadi çağırt kızı. Çağırttır. Bu günlük krizini açtıysak eğer ben damat adayını merak ediyorum. Hadi bir önceki manyaktı. Bu neci? Gülemiyorum. Kusura bakmayın. Hadi ama her şeyi bu kadar ciddiye alamazsın. Mevzuları bazen sulandırmak iyidir. Sen bu durumda ne istediğini, daha doğrusu ne istemediğini bilen bir kızsın. Şu gözlere bakıyorum da, bu gözlerin sahibini kimse kandıramaz. Ha, yakaladım bir tane. Gülüyorsun, bak bir tane daha. Ağlanacak halime güldürüyorsun beni. Ne olacak? Ağlayınca bir şey olmuyor. Biraz da gülmeyi deneyelim.